Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Şahin Aybek olarak Cumhuriyet TV ekranlarında haftada 7 program yapmaya devam ediyoruz. Malumunuz Türkiye'de haftada bir yayınlanan düzenli eğitim programı bile yok. Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi konuşmaya devam ediyoruz. Coşkuyla, heyecanla, umutla ülkemizin geleceği için. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın ışığında tabii ki tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşuyoruz. Ne zamana kadar mı konuşacağız? Atatürk'ün eğitim felsefesini laik, demokratik, kamusal, çağdaş ve karma bir eğitime hakim kılıncaya kadar. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek eğitimi konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk kalmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk bırakmayıncaya kadar Cumhuriyet TV ekranlarında eğitimi konuşmaya devam edeceğiz. Bugün yine önemli bir konuğumuz var. Fizyoterapist Şevval Nigiz. Sayın Nigiz, hoş geldiniz. Hoş buldum Şahin Hocam. Merhabalar. Ne güzel, merhabalar. Ne güzel sizi görmek. Değerli hocam, ben toplumda sürekli eğitim programları yaparken bir şeye dikkat ediyorum bir felsefeci olarak da. Platon, Devlet adlı eserinde bundan yaklaşık 2500 yıl önce insanın bedenini terbiye etmesi gerektiğinden bahseder ve bu nedenle de bedenini yönetemeyen beynini yönetemez başlığı altında bugün sizinle konuşacağız. Bugün bir fizyoterapist konuğumuz var. Eğitimle ne ilgisi var diyeceksiniz. Eğitimle ne kadar ilgisi olduğunu, beynimizi, bedenimizi ne kadar etki ettiğini hocamla konuşacağız. Süremiz 25 dakika. Hemen ilk soruyla heyecanla hocama soracağım. Hocam, neden egzersiz yapmalıyız? Şöyle, egzersiz fiziksel aktiviteye katılmayı ve kalp atışını, hızını, dinleme seviyelerini ötesinde de arttırmayı da içerir. Fiziksel ve zihinsel sağlığın korunması da önemli bir parçasıdır tabii ki de. İnsanlar yürüyüşe çıkmak gibi hafif egzersizler veya yokuş yukarı yürümek, bisiklete binmek veya çok yoğunluklu ağırlık çalışmalarıyla fiziksel aktivitelerde bulunuyorlar. Düzenli egzersiz vücut ve zihin için çok çeşitli faydalar da sağlıyor. Ancak maalesef ki iyileştirici gücü bu kadar yoğun olan, saf bir ilaç olan egzersiz toplumda çok fazla yapılmıyor. Gereken değer verilmiyor. Fizyoterapistler olarak da hastalarımıza her gün herhangi bir yoğunlukta egzersize katılmalarını öneriyoruz. Çünkü egzersiz bir dizi hastalığı ve diğer sağlık sorunlarında önleyici, az önce de bahsettiğim gibi saf ve emham içerikli bir ilaç aslında. Hocam, siz ilaç gibi bir şeyden bahsediyorsunuz. Aslında hiçbir maliyeti olmayan bir şeyden bahsediyor. Peki beden sağlığını egzersizin ne gibi etkileri var? Yani egzersiz yapan bir kişiyle yapmayan bir kişi arasında nasıl bir fark var? Nasıl etkileri var? Şimdi şöyle, egzersizi gün içinde aslında biz böyle bir bize yük olarak görüyoruz. Aslında bize yükten daha fazlası. Yük değil, beden sağlığına dediğim gibi tam bir ilaç, doğal. İnsan da zaten doğal bir süreçten geçiyor. Çocuklar zaten yapmayı çok seviyor egzersizi. Onda hiçbir sıkıntı yok. Hocam, bu arada benim kızım 5 yaşında, benim kızım jimnastiğe gidiyor. Onu da söyleyeyim, hazır sizin gibi bir fizyoterapisti yakalamışken. Önemli değil mi küçük yaşlardan itibaren de yapmak, yönlendirmek? Tabii ki de. Küçüklükten itibaren bu alışkanlığın kazandırılması çok önemli. Hı-hı. Aileler bilinçli olunca çocuklar da bilinçli olarak yetişiyorlar zaten. Ve spor her zaman hayatlarında bir köşesinde de oluyor. Küçük yaşta başlatmak gerçekten çok önemli. Bu farkındalığı yaratmak çok önemli. Dediğim gibi yetişkinlerde genellikle bu ihmal ediliyor. Birçok insan yaşlandıkça egzersiz yapmayı bıraktığına inanıyor. Ama tam tersi. Şöyle ki, yaşlanırız çünkü egzersiz yapmayı bırakırız ya da yapmayız. Peki egzersizle ne faydalar sağlayabiliriz? Ondan kısaca bahsedeceğim. Lütfen. İlk olarak yaşam beklentiniz. Yaşam beklentisinin şöyle bir etkisi var. Bir araştırmaya göre 13 kohort çalışması yapılmış bunun adına. Egzersiz bir kişinin ömrünün 0.43 ila 6.9 yıl arasında arttırdığını tespit etmişler. Hocam, doğru mu anladım? Egzersiz yapan insanların ömürleri de uzuyor. Siz tabii ki. Aslında tabii egzersiz ki yaptırarak insanların ömürlerine ömür katıyorsunuz. Aynen öyle. Bu veriler de kısmen fiziksel aktivitenin erken ölüm riskini azalttığı gerçeğiyle de açıklanmış zaten. Egzersiz
kalp sağlığı, hipertansiyon, felç, diyabet, osteoporoz, osteoporoz dediğimizde kemik erimesi ve hatta kolon ve meme kanseri gelişimini durdurmaya yardımcı da oluyor zaten. Kardiyovasküler sisteme etkisinden kısaca bahsedeyim. Hocam kardiyovasküler sistem dediğiniz nedir? Bizi sıradan insanların izlediğini düşünelim. Bizim dolaşım sistemimiz kalp sağlığı. Kısacası kalp sağlığı özetlersek. 2005 yılında deneysel ve klinik kardiyolojide yayınlanan düzenli egzersizleri kalp ve kardiyovasküler rahatsızlıkları çeşitli şekillerde önlemeye yardımcı olduğunu bulmuşlar. Bunlar kolesterol seviyelerinin düzenlenmesi ve kan pıhtılaşmasının azaltılmasını da içeriyor. Kilo yönetimine de etkisi var. Kilo yönetimi şöyle, zaten obezite dünyada çok önemli bir faktör sağlık riski açısından. Egzersiz de toplam günlük enerji harcamanızı arttırdığı için fazla yağ kaybetmenize yardımcı oluyor. Egzersiz ve kilo kaybı hakkında konuşurken hatırlanması gereken bir durum var. Vücudunuz egzersizlere uyum sağlamalı. Vücudunuz egzersizlere uyum sağlamalı. Ne demek hocam? Insan, vücudumuzun egzersizlere uyum sağlaması ne demek? Ne anlamalıyız burada? Şöyle, çoğu insan belli bir hırsla başlayıp spora kendinin kapasitesinin de üstünde bazı egzersizler yapmaya çalışıyor veya uzman dışı kişilere başvurarak daha sert, daha çok yoğunlukta kendi vücuduna adapte olmayan egzersizlere başlayarak aslında vücut sağlığına zarar vermiş oluyor. Bundan bahsediyorum. Hocam doğru mu anladım? Sadece spor yapmak yetmiyor. Evet, iyi ve sağlıklı olmak için spor yapmalı. Spor yapayım derken yanlış spor yapmak da sağlıksız bir şey. Tabii. Yanlış spor yapmak da vücudunuza bir o kadar da zarar verir. Spor yapın ama kesinlikle öncelikle bir uzmanınıza danışarak veyahut da kendi kapasitenizin dışına çıkmadan çalışın. Bu çok önemli. Öncelikle zaten kişiler de vücudunu tanımalı. Vücudunu tanımalı ve buna göre zaten uzmanlara başvurmalı ve buna göre bir egzersiz programına başlamalı. Peki. Biz de zaten fizyoterapistler veya uzman kişiler bu konuda devreye giriyorlar. Hocam, siz uzman bir kişisiniz, fizyoterapistsiniz. Diyelim siz, biraz daha konuyu özelleştirelim, tümelden tikele gelelim, daha somut. Ben ya da bir başkası, hastalarınız ve pilates öğrencileriniz size geldi. Bunların egzersiz programına ilişkin beklentileri ne oluyor? Ne beklentiyle geliyorlar genelde? Şimdi şöyle, ilk olarak biz istiyoruz ki kişinin hedef belirlemesi gerekiyor. Kişinin hedefleri yönünde biz buna göre bir egzersiz programı, tedavi programı çiziyoruz. Daha sonrasında buna göre bir değerlendirme alıyoruz. Kişinin sağlık sıkıntısı, günlük yaşamında kısıtlayan onu, bedensel bir kısıtlayıcılığı var mı? Egzersiz seviyesi, hangi seviyede tutmalıyız? Daha önce spor yapmış mı, yapmamış mı? Spor geçmişi, ameliyat geçmişi varsa cerrahi geçmişi. Hı hı. Zaten kilo, boy bunlar da önemli. Vücut kitle indeksi diyoruz buna. Bunlara bakıyoruz. Kişinin kendi hızında ve kapasitesinde de çalıştırmak dediğim gibi çok önemli. Çok hızlı bir şekilde çok fazla şey yaptırmak yaralanma riskini hatta ağrısını arttırabilir ve kişiyi de bu programdan soğutabilir. Programın başında belirlediğimiz bu hedeflere dayanarak ilerlemeliyiz ki kişinin de güvenini arttırmalıyız ve hedefe ulaşıldığında ona küçük böyle motivasyon verici kutlamalar, sürprizler yaparak... Hocam. Bir şey benim dikkatimi çekiyor. Siz bakın böyle tam evet. Pedagojik anlatıyorsunuz. Örneğin öğrenci bunu başlayan ya da sporla yapan onu motive etmeniz vesaire. Benim spor salonlarında yıllardır dikkatimi çeken bir şey var. Ben de profesyonel gitmesem de gidiyorum. İlk bir iki öğrenci gittikten sonra orada ağır yüklenmeler olduğu için işte şu kadar ağırlık kaldır bunu kaldır. Üçüncüyü o öğrenci bir daha orada göremiyoruz. Demek ki sizin dediğiniz gibi doğruymuş. Hani zaten vücudu spora alışkın değil. İlk günden hani adamı gaza getirmek için... Gücünden fazla ağırlık verdiğiniz vakit bir süre sonra herhalde gelmemeye başlıyor. Doğru mu anladım? Evet, doğru söylüyorsunuz. Çünkü şöyle, burada önemli olan motivasyonu yüksek tutmak. Kişi bize geldiğinde yüksek motivasyonla geliyor
Bizim de her zaman bu motivasyonu yüksek tutmamız, gerekirse bir farklılık yaratıp bir mesela egzersiz programında farklılıklar yaratıp farklı aletlerle çalıştırıp farklı egzersiz programları yaratıp bu egzersizleri modifiye edip kişiye sunmalıyız ki kişinin motivasyonu, merakı da aslında bu derste acaba hocam bana ne yapacak ya da fizyoterapistin bana ne yaptıracak diye de bir merak uyandırıp spora gelmesini ya da egzersize salona, kliniğe her neyse buraya gelmesini daha da heveslendiriyoruz. Bu da aslında çok önemli. Bu da spor hocalarının, fizyoterapistlerin ya da kişiyi çalıştıran uzman kişilere bağlı değişkenlik gösteriyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. İş biraz da bizde bitiyor. Hem %50 hastada hem de %50 bizde. Hocam, şimdi hem sizde bitiyor hem hastada. Aslında bizim Avrupa'ya gittiğimizde her mahalle arasında büyük spor salonları görürüz. Biz maalesef son 20 yılda da biz eğitim politikalar üzerine programlar yapıyoruz. Sanata, işte müziğe, resime önem verilmediği gibi beden eğitimine de gereken önem verilmediğini düşünüyorum. Çünkü ben sağlıklı bedenleri olan insanların sağlıklı bir toplum oluşturacağını düşünüyorum. O yüzden de şu an Cumhuriyet TV ekranlarında fizyoterapist Şevval Nigiz hanımefendi ile bedenini yönetemeyen beynini yönetemez konuşuyoruz. Şimdi sporun önemi, egzersiz dedik. Daha da özelleştireyim. Bizim televizyonlardan toplum olarak izlediğimiz bir şey var. Biz genelde mankenlerin, tırnak içerisinde böyle zengin insanların pilates yaptığını falan görüyoruz. Ya acaba böyle ne yapıyorlar falan gibi. Genel algıyı söyleyeyim size sosyolojik olarak. Aslında şimdi sizden öğreneceğiz ki normal bedeninizi çalıştırmak. Yani herhangi bir ekstra ücrete, ekstra manken olmaya şuna buna gerek yok hocam. Gelelim pilatese. Şimdi pilates önemli bir şey. Sizin sayenizde bu konuda benim de ciddi bilgim oldu ve olmaya da devam ediyor. Pilates nedir? Daha özelde pilatesin ötesinde klinik pilates nedir? Ne için yapılır? Faydaları nelerdir? Ya da siz bir fizyoterapist, bir uzman olarak pilatesi kimlere önerirsiniz? İsterseniz şu pilatese dair toplumdaki ön yargıları birlikte bir yıkalım. Biraz konuşursanız sevinirim. Tabii güzel olur. Şu anda da çok zaten revaçta Pilates, Reformer Pilates, Klinik Pilates. Çok da soran oluyor. Bana danışanlar da oluyor. Biraz değinmek, biraz da bilgilendirmek istiyorum. Ama biraz küçük bir tarihçesine de girmek istiyorum Lütfen. Pilates'in. Çünkü Tabii. önemli. Adının nereden geldiğini belirtmek istiyorum. Pilates'in dehası buluşunu gerçekleştiren 1920'lerde profesyonel bir dansçı olan Joseph 1920'ler değil mi? Aslında çok eski değil. Pilates. Tabii. 100 yıllık bir tarih var yaklaşık. 1920'lerde buna dair de çok çeşitli görseller var zaten. Çok farklı aletlerle çok şu anda çok gelişti tabii ki de Pilates cihazları, Pilates aletleri çok farklı isimlerle artık yeni yeni aletler, cihazlar çıkmaya başladı, yenilendi. Ben izleyicilerimize de aslında bakmalarını öneriyorum. Joseph Pilates'in nasıl aletlerle çalıştığına bir baksınlar. Şu anki imkanlarımızla bir kıyaslasınlar. Bayağı bir farklılık var. Hocam bir öyküsü var mı bunun? Yani zaman kısıtlı ama bir öyküsü var mı? Yani dans ederken şöyle ben Karl Marx, ben daha Marksist sol pencereden bakarım olaylara. Her şeyin bir ihtiyaçtan doğduğunu söyler. Örneğin bilgisayarın buluşu. Yani ya da işte internetin bulunuşu. Yani bir zorunluluktan şöyle düşünün. İşte bir sevgiliniz var. Aynı evde yaşıyorsunuz ama o sağır. Onunla diğer odadan iletişime geçmek için interneti buluyorsunuz gibi düşünün. Bir zorunluluktan bir öyküsü var mı? Tesadüf mü? Bildiğiniz kadarıyla. Şöyle Joseph Pilates diyor ki temel amacı bir rehabilitasyona ve fonksiyonel harekete yardımcı olabilecek bir ekol geliştirmek istiyor. Diyor ki genel bakış olarak bir kişinin vücut ağırlığını veya ekipmanın direncini kullanarak nasıl bir spor yapabilir, nasıl bir rehabilitasyon sürecine girebilir? Bunun üstünden geliştiriyor Pilates'i de. Şimdi Pilates'te bir kişinin vücut ağırlığı ve ekipmanlarla güç ve esnekliği arttırarak bunu hareket ve nefes kontrolüyle birleştiriyor. Son 10 yılda da Pilates insanların gelişmiş artık güç ve çevikliğinin
tadını çıkarmasına yardımcı olacak da çok popüler bir egzersiz şekli haline geldi. Hocam popüler dediniz, haddim olmadan bir şey söyleyeyim. Ben biraz da programı renklendireyim. Çok monolog şeklinde gitmiyorum. Siz çok değerli bilgiler aktarıyorsunuz. Evet. Şimdi biz yıllar önce Aysun Kayacı'ya kızmıştık. Yani benim oyum şundan farklı mı vesaire diye. Şimdi biz genelde toplumda da Pilates'i bir manken aracılığıyla tanıdık. Ebru Şal yanılmıyorsam. Hani ben çok ilk başta bir manken bunu yapınca aslında bir taraftan şöyle bir güzel yanı var. Popüler insanların bunu yapması bu kadar önemli bir şeyi toplumun da önüne getiriyor bir tarafıyla, iyi yanıyla düşündüğümüzde. Yoksa siz bunu klinik amaçlı yapıyorsunuz, fizyoterapistsiniz ama bunu toplumda da bilinir olması gerekiyor. O yüzden bence onların hakkını da teslim etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle katılıyorum. Burada da zaten fizyoterapistlerin yaptırdığı da klinik pilatese giriyor. Ebru Şallı'nın kesinlikle popüler bir şekilde pilatesi bizlere tanıttı. Pilates daha çok vücut refahı için, vücudu rahatlatmak, esnekliğini arttırmak için. Ama işin içine klinik pilates girince fizyoterapistler tarafından yaptırılan daha uzman bir egzersiz programıyla birleştirilmiş bir egzersiz programı haline geliyor. Daha çok bel ağrısı, kronik ağrılardan şikayetçi olanlar klinik pilateste fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdi klinik pilates de gücünüzü ve stabilitenizi, dengenizi de geliştirmeyi amaçlar. Egzersiz yaparken de karın kaslarınız özellikle ve omurgalarınızın etrafındaki derin bu destekleyici kaslar da güçlenir. Duruşunuzu ve genel işlevinizi de arttırmış oluyor klinik pilates. Daha dediğim gibi klinik pilates daha çok uzmanlaşmış ve kişiye özgü programlardan oluşmalı. Egzersizler de her şekilde vücut kondisyonuna, kas gruplarına ve tedavi amacına bağlı olarak oluşturulmalı klinik pilates programı. Hocam bunu kime öneriyorsunuz? Yani son 8 dakikamız bu arada. Bir soru daha soracağım ama kime öneriyorsunuz? Kimler yapmalı? Yani ben şişman göbekli bir adam, ben mi yapmalı? Kim yapmalı bunu? Yani kimler gitmeli klinik pilates? Şimdi klinik pilates her yaştan her insana uygun. Hamileler için de uygun bu arada. Hamilelerde şu an çok bilinçli bir şekilde zaten klinik pilates, hamile pilates bunlara gidiyorlar, çok bilinçliler. Herkes için güvenli, uygun ve etkili spesifik egzersizlerden oluştuğu için herkese önerebileceğim bir egzersiz klinik pilates. Hocam şunu merak ediyorum çok net. Ben de anlamaya çalıştığım için. Şimdi ben bir spor yapacağım. Şimdi bizi stüdyomuzda reji, gayet yakışıklı, boylu postlu bir reji var. Stüdyo bizi izliyor. Şimdi adam diyecek ki hocam ben hocamı dinledim. Yani ben spor yapmak istiyorum. Yani ben fitness'a gittiğimde vücudum güçleniyor. Karate'ye gittiğimde kendimi savunmayı öğreniyorum. Ben niye klinik pilates almayalım? Bir iki cümleli. Ben bu kısmını asıl insanların kafasına yerleşmesini istiyorum. Şöyle söyleyeyim o zaman. Vücut refahı dediniz. Çok güzel bir cümle kullandınız. Yani refah kelimesini çok duydum da ekonomik anlamda. Az önce vücut refahı dediniz değil mi? Doğru anladım. Evet, evet. Şimdi vücut refahı için eğer ki günlük yaşamındaki kaliteniz düştüyse, bu fitness'te olabilir, günlük yaşamınızda olabilir, kişi araba bile kullanamayacak hale geldiyse ki bize danışanların çoğu araba kullanamıyor diyelim ki, ya da bir torununu sevmek için bile eğilemiyor diyelim ki, o zaman burada fitness'tan ziyade klinik pilates sizin için daha faydalı olur. Çünkü neden? Belli bir hedefiniz var. Siz istiyorsunuz ki ben torunumu eğilip daha rahat sevebileyim, kucağıma alayım. Ya da diyorsunuz ki ben arabayı daha uzun süre kullanabileyim. Tabii ki de kasları kuvvetlendirmek önemli. Ancak klinik pilatesle kaslarınızı doğru, düzgün bir şekilde çalıştırarak uzmanınızla birlikte kuvvetlendirmeniz daha önemli ve daha faydalı. Ve tabii ki vücut için daha da refah seviyesini arttırıcı olacaktır. Aynı zamanda gelişiminizi gözlemlemek adına da klinik pilateste şöyle oluyor her zaman. Belli bir değerlendirme alındıktan sonra her seans sonrası siz bir değerlendirme alıyorsunuz. Ağrılarınız nasıl? Günlük yaşamdaki aktiviteleriniz nasıl? Değişti mi? Devam edebiliyor musunuz? Ya da bunları arttırıcı faktörler mi oluştu? Bunlara uygun olarak tekrar her zaman her hafta kişiye özel olarak
klinik pilates programında tekrardan düzenlenmiş oluyor. Hocam, bu yüzden daha özel ve kişiye özgü diyorum. Hocam ben şunu anladım o zaman siz söylediğinizden, iyi bir öğrenci olarak, iyi bir dinleyici olduğumu düşünürüm. Şimdi sizin konuşmalarınızdan ben şunu anladım. Bir, televizyonda ya da spor salonlarında ben geçerken pilates diye bir şey görüyorum ama siz normal pilates ve klinik pilates diye bir ayrım yaptınız. Son olarak da sonra bir soru daha sorup bitireceğim. Net, normal pilates ve klinik pilates arasındaki fark nedir? Hemen şöyle söyleyeyim. Klinik pilates ve pilates aslında bakıldığında madalyonun iki yüzü. Ancak çok küçük farklılıklar var. Temel fark da normal pilates genelinde vücut stabilitesi, güç ve dayanıklık egzersizleri içeriyor. Pilates daha çok genel halka hitap eder ve belirli bir yaralanmaya veya belirli bir fiziksel ihtiyaca odaklanmaz. Ancak klinik pilatese geldiğimizde kişinin aynı programı tamamlamasından ziyade daha çok yaralanma, ameliyattan sonraki kişiye özgü tedaviler için kullanılıyor klinik pilates. Ve klinik pilateste şöyle, kineziofobi, kişide ameliyat sonrası ya da hareket korkusu oluşuyor kişide. Bunu yenmek için ya da belli bir yeniden yaralanma riskini azaltmak için bu tarz hedefli egzersizlerle programa uyarlanarak klinik pilates kişiye daha çok kişiselleştirme sunuyor diyebiliriz. Hocam, ben kendi adıma çok ciddi manada bilgilendim. Kamuoyunu da bilgilendiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi ana önermemiz şu: bedenini yönetemeyen beynini yönetemez. Yani evet, spor yapmanın faydaları, işte Atatürk'ün dediği gibi sağlam kafa, sağlam vücutta, bunların hepsine amen, ama siz bir fizyoterapist olarak başka bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani bizim vücudumuzu bir bina gibi düşünürsek siz o binanın ana kolonlarının daha sağlamlaştırılması gerektiğinden falan bahsediyorsunuz benim anlayabildiğim kadarıyla. Peki son olarak ne söylemek istersiniz? Ya da insanlar size, sizin gibi fizyoterapistlere nasıl ulaşabilir? Hangi sosyal medya hesaplarından? Nerede yaptırıyorsunuz bunu? Nasıl yaptırıyorsunuz? Tabii şöyle, öncelikle buradaki serüven kendi vücudunuzu iyi tanımayla başlar ve ona değer vermeyle başlar. Nasıl ev bakımı, araba bakımı veyahut da vücut bakımı varsa kas, eklem bakımını da es geçmemelisiniz. En iyi limit sizsiniz diyorum. Zaten serüvenin bundan sonrası da sizin bilinçli bir şekilde davranıp konunun artık uzmanlarına danışarak danışmanızla birlikte sonlanacaktır. Ve son olarak da kaliteli bir yaşam için hastalarıma her zaman söylediğim 3 şey var: düzenli egzersiz, bol su ve düzenli uyku diyorum. Bunun dışında bana da fizyoterapist Şevval Negiz Instagram hesabından, PZT Şevval Negiz hesabından veyahut da sevvalngz@gmail.com üzerinden izleyicilerimiz bana sorularını yöneltebilirler. Hocam Instagram hesabınızı ve mail adresinizi bir daha yüksek sesle alalım da bütün Türkiye duysun. FZT sevvalngz Instagram hesabım, sevvalngz@gmail.com'da Gmail hesabım. Buradan bana sorularını yöneltebilir. Hocam yalnız bakın, biz bunu 3,5 milyon takipçili Twitter hesabımız üzerinden yayınlıyoruz. Şimdi 800 bin izlenme alıyoruz. Maillerin hepsine cevap verebilecek misiniz? Emin misiniz? Bakın, açık mailinizi verdiniz. Emin misiniz? Şöyle, maillerim genel olarak her zaman kontrol ediyorum. Düzenli bir şekilde oradan bana yöneltilen zaten sorular da oluyor. Çünkü aktif bir şekilde oradan ilerlediğim de oluyor danışanlarımla, hastalarımla. Bu yüzden olabildiğince, yetebildiğim kadar bilgilerimle her zaman izleyicilerimize yardımcı olmaya, sorularını cevaplamaya yardımcı olurum. Cevaplayamadım da olursa devam etsin. Tamam. Asitli bir şekilde kontrol ediyorum çünkü. Yardımcı olmaya çalışırım her zaman. Tamam. Var mı hocam başka eklemek istediğiniz bir şey? Hocam şu pilatesi de nerede yaptırdığımı da sormuştunuz. Şöyle, pilatesi Efe Spor Kulübü'nde yaptırıyorum danışanlarımla birlikte. Bunun dışında Graston Ankara'da da kendi manuel terapi tedavilerimi yapıyorum. Harikasınız. Harikasınız. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben sizin gibi güzel insanları görünce çok mutlu oluyorum ülkemizin geleceği adına. Çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Genç bir fizyoterapist olarak
siz bizlere aslında bir uyarı verdiniz. Lütfen bedenlerinize dikkat edin dediniz. Şey çok güzeldi. Araba bakımı olur. Başka evin bakımını yapıyorsunuz ama vücut bakımınızı, kas bakımınızı niye yaptırmıyorsunuz? Tekrardan teşekkür ediyorum katıldığınız için ve değerli bilgileriniz için. Ben çok teşekkür ediyorum Şahin Hocam. Çok sağ olun, beni yayına davet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. İnşallah izleyicilerimiz de içinde faydalı bilgilerle geçmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Geçti. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin bugün önemli genç bir konuğum vardı. Fizyoterapist Şevval Nigiz'le bedenini yönetemeyen beynini yönetemezi konuştuk. Aslında çevremizde beynini yönetemeyen ne kadar çok insan olduğunu görünce çoğunun da aslında bedenini yönetemediğini göreceğiz. Evet, dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin Cumhuriyet TV ekranlarında yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek coşkuyla, umutla, heyecanla eğitimi konuşmaya devam edeceğiz. Ben Şahin Aybek, bugün herkese vücut refahlı bir gün diliyorum. İyi günler.